Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Salat ve selam Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Aynı zamanda sevgili Peygamber Efendimizin aile efradının, ehli beytinin, sahabe efendilerimizin üzerlerine olsun inşallah. Rabbim onların hatırına bizleri de yolunda daim ve kaim eylesin, şefaatine nail eylesin inşallah. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Ali İmran suresinin 109. ayetinden devam ediyoruz. Videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, tavsiye etmenizi, yorumlarınızı, açıklamalarınızı bekliyorum. Ne kadar çok yorum yazarsanız, ne kadar çok beğenirseniz bu sayfalar, bu Kur'an sayfaları ön plana çıkar. Daha çok Müslüman kardeşimiz görür, onlar da tecvidli Kur'an öğrenmeye çalışırlar. Sizler sebep olmuş olursunuz. Bizden duyurması, sizlerden yapması. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Hemen başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi. Lillahi diye ince okuduk çünkü lamın esresi var li. Lillahi değil. Velillahi. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olsa Allah lafzı ince okunur. Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün ve ötre olursa Allah lafzı kalın okunur. Lafzatullah. Tecvid kuralı. Ve lillahi ma meti tabi. Harfi mette ne var burada? Elif var bakınız. Harekesi yok. Mim harfini bir elif çek diyor. Ma harfi metten elif var. Sebebi metten hemze gelmediği için bir elif uzatıyoruz. Fis semâveti. Şedde geldiği zaman ve aynı zamanda bu elif lam takısı okunmaz. Şemsi harflerden olduğu için sin. Şemsi harfler vardır, kameri harfler vardır. Kameri harfler gelince elif lam takısı okunur. Şemsi harfler gelince elif lam takısı okunmaz. Sin şemsi harflerdendir. Neyse bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Şedde geldiği zaman elif lam takısını okumuyoruz. Doğrudan şeddeli harfi tutturuyoruz. Fisse. Fissemâveti. Me met tabi ve met tabi. Elif bir elif uzatıyor. Fil erli. Burada er diye kalın okudum. Ra'nın hükmüdür bu. Diyor ki ra sakin olsa, evet sakin. Ra'dan önceki harf üstün olsa ra kalın okunur. Er. Vuy. Tı dura var. Durmak evladır. Duralım. Durduğumuz zaman sadece hangi harf olduğu gösterilir. Şöyle ki fil er dat harfi kalındır. Ve me fil er ve i ve i lallahi. Evet. Allah lafzı geldi. Burada Allah lafzı geldiği gibi. Bu defa Allah lafzının önceki harfi bakıyoruz. Hangi harf var? Lem harfi var. Harekesi üstün. O zaman Allah lafzını kalın okuyacağız. Ve illallahi. Lallahi. Tür. Evet. Yine ra'nın hükmü. Ra sakin olsa. Ra'dan önceki harfe bakılır. Üstün ve ötre ise ra kalın okunur. Burada T ötre gelmiş. Tü, tür, tür, ce'ul. Lam alif hemen tutturduk. Tür, ce'ul, ü, hemzenin ötresi var. Ü, ümür.
Evet, çekerek duruyoruz ve rayı kan okuyoruz. Çünkü kendi önceki harfin harekesi ötüre. Ümür. Dört elif çektim. Niçin? Mette arız olduğu için. Ayet sonu durduğumuz zaman, çekerek durduğumuz zaman dört elif çekilir. Küntüm. Nun sakinden sonra T harfi gelince ıhvadır. Nun gunneli olarak genizden burundan gelen bir ses ile tutulur. Ve dilimiz damağımıza yapıştırılmaz. Bir boşluk bırakılır. Küntüm. Kün, hatta küntüm derken burnunuzu tıkarsanız sesin kesildiğini düzeltiyorum. Kesildiğini görürsünüz. Küntüm. Hayra. H harfi çıkarmaya dikkat edelim. Üzerine nokta olduğu zaman o H'dır. Ha, hayra. Halaga yarattı. Halaga tıraş etti. Bakınız ne kadar anlam değişiyor. Burada da H harfi var. Çıkaralım. Hayra. Ümmetin. Mimi tuttum. Niçin? Mimin üzerine şedde olduğu zaman tutulur. Misleğin maligun nedir? Ve bir elif miktarı tutulur. Ümmetin ühricet. Tenmin. İki esre, iki ötre, iki üstünü biz tenmin diyoruz. Veya nun sakinden sonra elif gelince izhar olur. Ve tutulmaz. Elif. Ha, hı. Ayn, gayn, komşu harfler. Bir de H harfi gelince. Tenmin ve nun sakinden sonra bu altı harf gelince tutulmaz. Şöyle ki ümmetin uhricet. Tin uhricet. Tin diye tutmuyoruz. Elif olduğu için. Ümmetin uh hı çıkaralım. Uh hı kanar. Uh uh diyebilirsiniz. Uh ricet linnâsi. Evet. Mimin üzerine şedde geldiği zaman ve nunun üzerine şedde geldiği zaman idgam misliğin maal nedir? Diğer harflerin üzerine şedde geldiği zaman tutulmaz. İdgam misliğin bilavun nedir? Şimdi bu misliğin maal nedir? Tutuyoruz biliyorsunuz. Linnâsi ve bir elif çekiyoruz. Metni tabi yapıyoruz. Te mürûne. Te diye vurdurduğum niçin? Çünkü elifin üstünde var T. T'nin üstünü düzeltiyorum. T'nin üstünde var T. Burada elif var. Elifin üzerine ne var? Cezim var. O zaman elifi vurduralım ve gösterelim. T. T. Mürune. Ra kanlı harf olduğu için U sesi vereceğiz. Mim ince harf olduğu için Ü sesi vereceğiz. T. Mürune. Bil me'rufi. Bil, hemen tutturdum. Bil, me, aynı çıkarmaya çalıştım. Me, rufi, ra kalın, u sesi vereceğiz ve uzatma harfleri ne gelmiş buraya? Harekesi olmayan vav gelmiş. R harfini bir elif uzat diyor. Rufi. Ve ten hevne. Bakınız, nun sakinden sonra ne geldiğine he geldi. He hangi harflerdendi? İzhar harflerinden hangi harf sayalım hemen hatırlamak için? Elif, ha, hı komşu harfler. Ayn, gayn komşu harfler. Bir de he. Bu altı harf gelince tenim ve nun sakinden sonra tutulmaz nun. Tutmadan okuyalım. Ve ten hevne. Ve ten diye tutmuyorum bakınız. He olduğu için. Elif de he de tutulmaz. Ve ten hevne. Anil münkeri. Nun sakinden sonra kef gelince ıhvadır tutulur nun. Gunneli olarak tutalım. Anil münkeri. Münkeri. Ri. Rı yok. Arapçada. Ri var. Münkeri. İ. Ve tü minune. Evet yine vurdurdum. Tü diye vurdurdum. Niçin? Burada hemzenin üzerinde cezim var. Hemzeyi gösterelim. Elif'i gösterelim. Ve tü mi nüne. Nunu çeken vav var.
Hareke son min vav var. Metni tabi harfi. Üç tane bizim uzatma harfimiz var. Vav, ye, elif. Vav ince harflerde ü, kalın harflerde u sesi verir. U diye çeker. Burada nun ince harf olduğu için ü diye çekeceğiz. Minnune billah. Allah lafzından önceki harfe baktık. Esre, bi. Bundan dolayı Allah lafzını ince okuyoruz. Billah çekerek durduk. Çünkü lamın çekeri var. Velev. Bu lam mı elif mi? Bazı arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Eğer sol tarafı birleşiyor ise o lamdır. Velev. Bakınız elif sol tarafı birleşmez. Lam birleşir sol tarafa, elif birleşmez. Elif'ten sonra mim var. Bakınız birleşmiyor. Velev emene. He yumuşak harflerdendir. Değil. O zaman ha harfini çıkarmış oluruz. Yumuşak. Lül kitabi. Kef ki değil. İnce değil. Biraz geriden çıkaracağız kef harfini. Ke ki kitabi lekene. Kefe çeken ne var? Harf metni elif var. Metni tabi. Bir elif uzatalım. Bir elif miktarı demek bir parmak kaldırılıp indirilinceye kadar geçen zamandır. Şöyle ki ke ke lekene hayrallehum hı çıkaralım ha hayralle ran demiyoruz artık teninden sonra iki üstün iki ese iki öteden sonra ve onun sakinden sonra lam gelince harf birbirine katılır ama tutulmaz. İdgam bilavu nedir? İdgam bilavunun iki harfi vardır. Lam ve ra harf birbirine katılır ve tutulmaz. Hayrallehum hayrallehum minhu. Evet. Nun sakinden sonra yine ne geldi? He geldi. Burada olduğu gibi. Ne yapıyoruz? Tutmuyoruz. Minhu. Minhumül mü minune. Mü diye vurdurdum yine cezmin üzerinde. Hemzenin üzerinde cezim var. Hemzenin üzerinde cezim var. Mü minune. Nunu çektik. Metni tabi yaptık. Nune. Ve enk feruhu. Ve enk fe. Peltekse. Üç tane nokta olunca peltekse'dir. Bir tane kıvırık varsa peltekse'dir. Şın harfinde üç tane kıvırık olur biliyorsunuz. Burada bakın bir tane kıvırık var. Veya kıvırık yok hatta. O peltekse'dir. Ve enk fe. Ruhumül fesigun. Ve enk fe. Ruhumül fe. Meti tabi. Fesigun. Ayet sonunda çeker olduğu için dört elif çekerek durduk. Metni arızdır. Len ye. Nun sakinden sonra ye gelince idgam malulüne harflerdir. Ye, mim, nun, vav harfleri gelince idgam malulüne olur. Harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki len ye. Demek ki nun sakinden sonra ye harfi gelince unutmayalım. Harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki leyye leyye durrukum leyye durrukum ru çeken vav var metni tabi harfi metten vav sevmetten hemze gelmediği için hemze olmadığı için bir elif uzatıyoruz kum illa eve lamı çeken harfi metten elif var la diye çekiyor illa. Ama bir de bakıyoruz ki karşısında hemze gelmiş. Elif gelmiş. Harfi metten elif, sevmetten hemze geldiği için, uzun hemze geldiği için, uzun hemze geldiği için lamı dört elif çekiyoruz. Sebebi met. Uzatma sebebi bu. Demek ki bu hemze, uzun hemze uzatma sebebi. Sebebi met diyoruz. O zaman lamı dört elif uzatalım.
Elif geldiği için, hemze geldiği için uzatıyoruz. İlle eve. Duraklarda iki üstünlerde a diye çekerek durulur. Zel harfi ince harf olduğu için e diye çekerek duruyoruz. Şöyle ki eve, eve ve in. Evet, y harfi geldiği için ne yapıyoruz? Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Ve yugatilü. Ve yugatilü. Kafı çeken elif var. Metti tabii bir elif. Yugatilü kum. Uzatmadım. Vav gelmiş. Elif gelmiş. Vav gelmiş. Yugatilü kum. Yüvellü. Lamı çeken ne var? Vav var. Bir elif. Yüvellü kümül kümül ede. Dalın üzerine, dal harfinin üzerine cezim gelince gargala olur. Ende ber. Evet, burada gıf yazıyor, dur diyor. Biz de bu ra harfinin üzerine duralım. Ra kalın okunur. Çünkü kendinden önce üstün veya üstün çeken bir harf var. Ancak bar demiyoruz. B harfi incedir biliyorsunuz. Ede B R. R'ye vardığı zaman R'ye kalınlaştırıyoruz. B harfini değil. Ede B R. Sümme. Bakınız, bir tane kıvrık olduğu için peltekse olduğunu hemen anlıyoruz. Sümme. Çünkü bazı kardeşlerimiz karıştırıyorlar. Şın ile peltekseyi. Çünkü ikisinin de 3 tane noktası var. Demek ki bir tane kıvrık olduğu zaman peltek S'dir. Sümme. Mimin üzerine şedde var. Misyen malibunne. Tuttuk. Sümme. Le. Lam elif böyle sadece üstün olunca bir elif uzatılır. Lam elif. Çünkü elif burada çeken eliftir. Lam elifin elifi çekiyor. Le. Yunsarun. Yunsa. Nun sakinden sonra sat gelince nun harfi tutulur, ıhvadır. Yun sa satkalın. Yun sarun. Sadakallahu'l-azim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim doğru ve düzgün Kur'an okumayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim eşlerimize, çocuklarımıza, anne babalarımıza, sevdiklerimize Kur'an okumayı, tecvitli Kur'an okumayı, doğru Kur'an okumayı nasip ve müyesser eylesin. Kolay kılsın inşallah. Amin. Evet, başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.